Alo? Alo? Alo! Bebeğim seni bekliyor Selma. Yalvarırım onu incitme. Yalnız mısın? Evet. Lütfen incitme onu. Dikkatle dinle beni. Ve sözüm bitince de telefonu kapama. Kapama ki polise telefon etmeyeceğini anlayayım. Ne istersen yaparım. Yanında mı şimdi? Dedim ya, seni bekliyor Selma. Şimdi beni iyice dinle. Arabanı atla, Londra asfaltına çık. Florya'ya sapan köprünün altından dön. Ben orada olacağım. 10 kilometreden fazla da sürat yapma. Beni göreceksin. Telefonu kapama, tamam mı? Peki. Hemen çıkıyorum. Dikkat! Bütün polis arabaları Londra asfaltına! Florya Köprüsü civarında son derece ihtiyatlı olun! Ona yardım etmem lazım. Ne yapıyorsunuz? Hep bu anı bekledik! Her şeyi mahvedeceksiniz! Peki! İşte bu kadar kolay olacak! Başaracaksın! Sakin ol! Üzme kendini Selma! Nereden telefon edildiğini öğrenebildiniz mi? Telefon kulübesinden. Telefon kapandıktan biraz sonra tespit edebildik. Anlamıyorum bir türlü. Sepeti tekerleğin altına ne zaman koydu? Şimdi koyduğunu sanmıyorum. Bebeği aldığı zaman koymuş olmalı. Demek ki bebeği alalı epey oluyor. Selma Hanım'a iğne yapmakta güçlük çekiyorum. Onu ikna edin lütfen. Siz de biraz dinlenseniz iyi olur. Bu adamın kadına çektirdiklerine kimse dayanamaz. Evet? Merhaba Selma. Yavrunun maması bitmek üzere, bezi de kalmadı. Sen bana biraz süt ve bez getir. Peki. Nerede bulabilirim seni? İşte bu biraz güç! Ahmet nerede tanıştığımızı biliyor mu? Hayır! İlk karşılaşmamızı hatırlıyor musun? Eski hatıraları canlandıralım, orada buluşalım! Saat tam 4'te orada bekliyorum seni! Kimsenin haberi olmayacak tabii! Ne? Onlara bahsetmesen nereden konuştuğumuzu anlamazlar! Merak etme, açıklama! Açıklamazsan iyi olur! Aksi halde doğacak kötü sonuçtan sen sorumlu olursun! Saat tam 4'te sütleri ve bezleri getir! Vakit yaklaşıyor, gitmek zorundayım! Tek başıma! Kusura bakmayın, hazırlanmam lazım! Lütfen bana bir taksi çağırın! Adam çok akıllı. Küçücük bir oyuncak bebekle hepimizi gülünç duruma soktu. Karınızın da artık bize itimadı kalmamıştır.
Selma, bunu yapamazsın. O delinin yanına tek başına gidemezsin. Giderim, çünkü onu tanıyorum. Pekala, hiç değilse nerede olduğunu söyle. İzleyenler öyle yerleştirilir ki ruhu bile duymaz. Bir aksilik olursa çocuğumu geri verebilecek misiniz? Aksilik falan olmaz. Ne olur anla beni Ahmet, başka çarem yok. Beni izlemenize izin verirsem, bebek ölürse Kadir savaşı kazanmış olur. Yavrumun ölümünden ben sorumlu olurum. Taksi geldi. Beni takip ettirmeyeceğine söz ver. Suzan çok yakın arkadaşıdır Selma'nın. Belki o bilir ikisinin tanışma yerlerini. Ne dersin? Sormakta muhakkak ki fayda var. Hiç vakit kaybetmeden gidelim. Ağlama canım, annen neredeyse gelir. Hem de kocaman iki tane süt şişesiyle. Kendi elleriyle içirecek sütünü, ağlama canım. Tabii. Bugün gibi aklımda. Selma defalarca anlatmıştı bana bu karşılaşmayı. Plakçılar çarşısında merdivenden inerken çok beğenip resmini çekmiş Selma'nın. Bize büyük yardımınız dokundu, teşekkür ederiz. Benim. Yıldız sinemasına bugünkü matine için bir bilet al. Sıra kenara olsun. Vaktinde orada ol. ...27 Kemal konuşuyor. İzlediğimiz telefonla konuştu. Dükkandan çıktı. Yaya olarak yol alıyor. Takip ediyorum. Sinemasının önüne geldi. Gişelerin bulunduğu yere girdi. Takibe devam ediyorum, tamam. Sıra başından iki yer rica ediyorum. Maalesef hanımefendi, hiç yerimiz kalmadı. Ama bu çok önemli. Maalesef efendim. Tamam. Alo, buyurun, Yıldız Sineması. Sizi telefondan istiyorlar. Bilet için özür dilerim Selma. Zaten filmin hoşuna gideceğini de zannetmiyordum. Sinemadan çık, kapısı köprülü bir apartman göreceksin. Oraya gir, orada olacağım. Teşekkür ederim.